Müşkül Pesentin müthiş bir bölümünden daha yine beraberiz. <laughs> Merhabalar diyoruz. Can hoş geldin. Hoş bulduk Fırat. Nasılsın? <laughs> teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> bugün biraz enerjimiz düşük olabilir değil mi? Evet. Sanki yorgunuz bugün. E, yorgunuz. Bazı... Ben biraz Hayat hastayım. Bizi yordu. Biraz hastayım gerçekten. Aynen. Abonelerimiz gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Bizim abonelerimizi çevremizdeki arkadaşlar da çok beğeniyor. Evet, hakikaten öyle. Acaba Abi... onlar mı buluşsun <laughs> Olabilir. Bizim gerçekten bütün abonelerimize teşekkür ederiz. Çok doğal yorumlar. Evet. Çok böyle içten, çok samimi. Hepsine bir kez daha teşekkür edelim. Baktım yüzde 48 <laughs> abonelerimiz yüzde ee, ne kalıyor geriye? 52. 52 de abone olmayan, bizi seven, takip eden ama o butona <laughs> basmayan arkadaşlar var. Bizim için önemli. Akpartoyları gibi. <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <laughs> Abone olursanız takip ederseniz seviniriz yorum yazarsın, yorumlar zaten süper Evet ya çok teşekkür ederiz Aynen herkese öyle. Bu haftanın konusu nedir Fırat anlat bakalım Bunları biliyor muydunuz'a devam ediyoruz böyle tamam. bam 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 bir bölüm Artık olsun Artık sormayacağım sana bu haftanın konusu ne diye Aslında bu sorabilirsin e, bu formatta devam edeceğiz 3-4 bölüm daha ama sonra formatı değiştiriyoruz Aa. Biraz daha çıplak bir şeyler <laughs> <laughs> deneyeceğiz. <laughs> <Götümüze açacağız. gülüyor> Onu <laughs> aboneleri özeline <laughs> bilop sen bilop ben. <laughs> Abicim Kore'de bir kozmetik mağazasında cazip bir uygulama var. Satış görevlileri seninle ilgilenmesini istiyorsan farklı renk sepet alıyorsun. Satış görevlileri benimle ilgilenmesin, ben kendim gezeceğim dersen farklı renk sepet alıyorsun. Çok iyi bir şeymiş. Çok güzel değil mi? Rahatsız Aynen. oluyor musun öyle satış görevlisinin mobbinginden? Ya ben hani onu savuşturamayacak birisi değilim ama insanları evet yani bir 3 kişi dövdük çünkü... <laughs> <laughs> Böyle bir bakıyorum. <laughs> geri basıyor yani. İlk cümlemden anlıyorlar zaten onu yani He. ben o konuda şey diyeyim hani ya baba sadece ilgileniyorum ben ya hani bakınıyorum falan bir şey olursa haber veririm ben sana falan diyorum yani ama. <laughs> Yine dibimde gezenler oluyor var, bazen evet. Var ya böyle çok samimi giriyorlar ya bir şey de söyleyemiyorsun hani hmm. aşırı kibar aşırı bilmem ne falan filan hmm. ona da bir şey diyemiyorsun mecbur abinin şov yapmasını bekliyorsun yani var mı öyle çevrende abi şu arkadaşım var çok iyi satıcıdır hani çok iyi pazarlamacıdır falan. Var. Var. Sen varsın. <laughs> Öyledir ama ben iyiyim. Ama iyiyimdi. iyi bir pazarlamacısın. Evet evet. O, 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 Senin öyle şey mi? anın vardı ya. Bir arkadaşınla su arıtma cihazı... Hani ben o su arıtma cihazı satacağım abi. Eğitime beraber gidelim demişti. Adam seni istemişti. <laughs> evet ya. Ben su arıtma cihazı satmayacaktım. Hani bir arkadaşa destek olmak için gidecektim. Sonra orada anlatmaya başladım. <laughs> Şöyle satmanız lazım. Böyle yapmanız lazım. Orada... En azından gel eğitmen oldu demişler daha. Aynen. <laughs> bu Titan vardı ya Titan. Bir ara Saadet Zinciri bilmem ne. <laughs> ha, Milli Titan ha. Ha, ha milleti <laughs> Titan aynen. O abinin hikayesini izledim ben belgeselde. O adam ilk nasıl o firma tarafından keşfediliyor biliyor musun? Hı. Aslında bu Ponzi sistemi Almanya'da başlıyor. O zaman adam Almanya'da yaşıyor işte. Bir arkadaşı diyor ki ...ondan sonra abi böyle bir şey varmış işte... ...atıyorum işte 20 bin mark veriyorsun önden... Hı hı. ...sonra işte hani kazancın bilmem ne falan... ...bu demiş ki oğlum bunlar yalan lan... ...manyak mısın hani girme bu işlere falan... ...adam bunun yerine 20 bin mark yatırıyor... ...arkadaşının yerine... ...zorla o toplantıya götürüyor falan toplantıda 8-9 kişiyi tersine ikna etmiş. Hani dolandırılıyorsunuz girmeyin ama müthiş bir ikna yeteneği var ya adamda. Evet. Firma oradan fark ediyor. Diyor ki ya yani biz seninle böyle değil de başka türlü çalışalım. <laughs> oradan başlıyor adam ya. İkna yeteneğiyle başlıyor adam yani. Anladım. <laughs> böyle bir bilgi. <laughs> Hiç ilgilenmedin. <laughs> evet, Ponzi <ya>. sevmez misin? <laughs> ben Ponzi sevmem. <laughs> Siktir lan. sevmem bir ara yapıyordun. <laughs> lan oğlum ne zaman yaptın? <laughs> Dünyanın en kısa hapis cezası Joe Manch'a verilmiştir. Bir dakikalık <laughs> hapis cezası verilmiş. Gitmiş mi yani adam hapishaneye kadar? Tabii tabii. Bavulma. <laughs> Don. <laughs> Tam giyiyorum. <laughs> yanlışlıkla mı olmuş? Mahkemi? Yo ceza bir dakikalık ceza verilmiş. Altı ay sürmüş mahkeme. Altı ayın sonunda bir dakika daha yatması gerekiyormuş. Hani o süren Amerika'da öyle ya hani sürdü davan. Ha içeride belli bir süre yatmış bu evet, adam. altı ay boyunca durmuş durmuş durmuş. Ha. En son mahkemeye yine çıkmış. Demişler ki işte hesaplanınca bir dakika şeyin <laughs> kaldı. Onu da bir yatarsan. <laughs> Anladım. Tam giderken geri <laughs> tamam tamam <laughs> ya. Yani, uyuya kalsa alacağı var ya. <laughs> Aynen. Hocam bu parayla ilgili insanların hakikaten e, sınırları bazen yok. Bir tane Slovenya'da bir hanımefendi var. 1 milyon euro sigortadan para almak için erkek arkadaşına kolunu kestirtmiş. <laughs> Neyle? Testereyle. Ya bırak. Ciddi Nasıl sürüyorum. ya? Canlı canlı. Testi... <laughs> bu kadar bilmiyorum yani. Uyuşturmuştur ya belki de Buzlu büyüttüm bilmem ne evet, falan. Evet evet. Oha. Evet ya. Yani Kaç para için? 1 milyon euro. iyi para. <laughs> Sonradan dikilebiliyor mu <muyum>? kol? <laughs> bir de öyle bir şey ol, var. olabilir belki. Bir de öyle bir şey var hocam. Testlere filminde vardı ya ölmemek için işte hmm. bir tarafını kesmen gerekiyor falan filan. can için yapılır da 1 milyon euro için. Bir hayatta kes yani ha, büyük aynen. konuşmayayım da. Kaç para için? <laughs> <laughs> ne kadar için dönersin? <laughs> deste halinde para saymanın insanları ruhsal olarak dinlendirdiği ve güven duygusu sağladığı kanıtlanmış. Doğru. Bizim bankacı <laughs> <hiç> ne <metin gülüyor> mesela. Hep mutlu geliyor eve. Bence o bir, bir de ters psikoloji yaratır be aga. Değil mi? Başkasının parasını saymak. Hiç Bu, bu iş, ha, iyi, mi kötü mü? Kötü yani, o. Bence o kötü. Hani sayıp sayıp bazısına cebine atsın. <laughs> <sana. gülüyor> o güzel. Ama mesela hani kendi paran olsa. Yani bir deste bile kendi paran olsa sabaha kadar sayıyorsun hani. ...iyi bir şey değil mi? Üzerinde bir nakit olduğu zaman bile bir... ...değil mi? Ha dün bir... mesela. <laughs> ben çok iyi hissediyordum. <laughs> Düğünde para atmalara falan ne diyorsun? Hala var ya. E var, var. Ama bu... Adet. Adet. Yurt dışında da var galiba bu. Balkan ülkelerinde falan. Vardır falan tabii. Var. Bu para... Aynen. ...seviliyor öyle atılması falan. Bu rapçilerde silah var biliyorsun değil mi? O ne ya? Böyle dolarları koyuyorlar. Hmm. Silah gibi bir alet böyle. diklemesine He. basıyorlar. Para atıyor. Evet. Saçıyor falan filan. Şov. Güzel bir alet bence. Evet. Ben de düğünde para atmayı falan severim. Dansözde para takma vardı önceden. Evet. Hala var. Yok, var mı? Var. Bazı meyhanelerde falan filan var. Var mı? O hiç oralarda değilim hani. Ya milletin üstünde nakit kalmadı kanka. Tamamen hani şey. Kart da ayıp olur. Dansözüm şurasında iyi bank yazıyor. <laughs> şeyle QR kodla çıkıyor kanka. <laughs> Dövme yaptım <be. gülüyor> yani. Vegan olan bir kadın veganların güçsüz olmadığını kanıtlamak için Everest'e tırmanırken yorgunluktan bayılıp hayatını kaybetmiş. <laughs> ya hiç mi sormadım mı kardeşim? Cehaletin bence şeyi yok ya. <laughs> hani seküler meküler falan filan anladın mı? Bence hiçbir tartılacak bir tarafı yok yani cahilsen hakikaten cahilsin de <laughs> yani. vegan da <laughs> evet, vegan cahil de olabilir yani her vegan çok kültürlü çok şey çok zeki olacak diye bir şey yok yani ya Adana'nın yarısı vegan hiç et süt yemiyorlar <laughs> ben veganlığa karşıyım ya şey değilim yani insan vücudunun is, yani alması gereken bir besin o da yani e zaten hani profesörler, doktorlar bunlar... Vejetaryenlik bir tık hani Yine okeyim ama vegan abi bir de hani çocuklarını falan vegan olarak başlatıyorlar hmm, yani ya hmm. süt yok yumurta yok bir şey yok evet ya. protein yok bilmem ne ben fikir olarak karşıyım yani özellikle çocuğa öyle bir şey yapılmasına karşıyım yani çok haklısın E Everest'e çıkarken yorgunluktan evet ölmüş e, tek başına öyle. mı çıkmış yani tabi tabi yanına abi sadece iki tane keçi almış <laughs> <laughs> Süt veriyorlar istemem büyük bir havuç almış <laughs> baton olarak kullanıyormuş İngiltere'de hanfendinin biri Korece'de çok sık kullanılan oppa <laughs> L sesini telaffuz edemediği için evet estetik ameliyatla dilini bir santimetre uzattırmış uzattırınca mı L El, sesini o zaman çıkartır <laughs> Çok mu istiyormuş Korece konuşmayı? Evet. L'yi bir türlü çıkartamayınca. Peki birisi mi doktor mu demiş buna? Senin hani 7 santim dilin 8 olması lazım. Hı hı. O zaman Kore... L'yi söyleyebilirsin. O zaman Korelilerin e, dilleri ortalama <laughs> olarak İngilizlerden daha uzun diyebilir miyiz? Evet. <laughs> Böyle bir şey. Ama ben dil uzatma estetiği olduğunu bilmiyordum mesela. Evet bir yerden ekme yapıyorlar. E, tabii tabii yani bilmiyorum da uzatıyorlar. Bir santim hakikaten uzatmışlar dilini. Bu arada her erken yaptırması gerekiyor. L'yi söyleyemiyorsan değil la 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 la. Fatih Yürek bence çok iyi okundu. le 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 değildi lan onun şarkısı vardı. Haydi Demek ki Fatih Yürek koruyacak oluşabilir. O dilini de güzel kullanır. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı dil. <laughs> Bu da e, Esra Erol ya da <laughs> Müge Anlı. Müge Anlı'dan bir hikaye var hocam. Gül. <laughs> <O eskiydi ya. gülüyor> Oradan bir hikaye var. Nerede bilmiyorum ama işte evet. e, kadının biri Hakkı diye bir adama kaçmış. <laughs> Hakkı'ya kaçmış. Tamam. Hakkı bir akrabalığı yok değil mi? Genelde onlar akrabalığı. <laughs> yok. Emi kaçmış tabi. Kocası da e, buna çok kızmış tabi kadın kaçınca başka doğal. bir. Evet. Ve boşanma davası aç, açmış. Tamam. E, kadın da canlı yayına çıkmış ve ben buna çok kızdım ha hani neden hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> boşanma davası açıyor ki. Bir dinleseydi. Böyle, <laughs> böyle bir saçmalık olabilir mi diye. <laughs> Bunu tartışmışlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi haber direkt bu. Hakkı'ya kaçtım diye kocamın hemen boşanma davası açmasına çok kızdım. Ben açacaktım gibi bir şey mi yani? <laughs> <Bir süre> sonra... <laughs> o benden önce davrandı gibi bir şey yani. Hakkı adam açacaktı. <laughs> ya biz o programları izlesek var ya bak yemin ediyorum herhalde ucu bucağı almayan Çirkin çirkin. Biz Aynen. iyi ki izlemiyoruz yani Yok, onları. Zaten nasıl izleyelim kanka? Evet ya. Basına düştüğü zaman falan izliyoruz ya. Bir de hakkı yani. <gülüyor> <gülüyor> Çift kişilikli bir kız vardı geçen biliyor musun? Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Nasıl? Çift kişilikli mi? Üç kişi yani. Benim bu çıkarımım. <laughs> Oradaki hiç kimse bunu fark etmiyor. Psikolog falan da var orada. Yani kızın <laughs> iki ya da yani çoklu kişilik bozukluğu hastalığı var ya. Öyle olduğu çok belli. Hmm. Çünkü annesini gösteriyorlar evet. teyzem diyor. Evet evet. Kocasını evet. gösteriyorlar kardeşim diyor. Adı Nesrin senin adın ne diyorsun? Ayşe diyor hani. Evet evet. Her şey karışmış yani birbirine. Program Esra. <gülüyor> 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 Müge Hanım'la <laughs> Şimdi Müge Hanım. <laughs> Ay kadın manyak. <laughs> bu kaçırmak veya kaçmak da bu güvercin besleyenlerde çok oluyor. Mesela iyi güvercinin varsa onu ben kaçır kaçırabiliyorum ama bu e, çok sıkıntılı olmuyor anlatabiliyor muyum senin güvercinini çaldığımda çünkü ben onu bir şekilde aralarında bir yetenek evet. savaşı gibi Evet mi? Tabii, Güvercin tabii tabii tabii. Evet aynen Kimse öyle. kimseye kızmıyor yani. Yok hani baba helal olsun benim güvercini Evet sen ya hani falan. nasıl geldi falan bilmem ne. Enteresanmış. Onlar ne yapıyorlar ki kanka? Ben bir tek <laughs> böyle alkış malkış yaptıklarını biliyorum hani kuşlara saldılar ya mı? küçük konserler <gülüyor> <diyorlar>. <gülüyor> Hayır onu demiyorum ya. Yani. Kuşu aklını çelmek için kuşun ne yapıyorlar yani? Öncelikle bir konuşuyorlar. <gülüyor> Sözleşme. <gülüyor> Böyle bir kumaş sallama var onlarda. Ha. Yem atma var, bilmem neler var. Ha, anladım. Dişisini gösterme var hani. Öyle mi? Tabii dişinin ayağına ip bağlıyor, dişiyi yukarıda gezdirtiyor gezdirtiyor Diyelim ki öyle yukarıdaki e, bir erkek güzel bir Anladım. erkek kuşu çağırmak için sonra kendi dişisini çekiyor. Anladım. Erkek Erkekte zatenlik diye düşüyor Anladım. yani. Tat duygusu 7 yılda bir değişiyor. Sevmediğiniz için uzun süredir yemediğiniz bir yiyeceği tekrar yediğinizde sevme şansınız yüksekmiş. 7 yıl ara verirsen. Katılıyorum. Yani ben 7 yıl mesela brokoli hiç yemedim. Şu anda evet. sevmiyorum diyelim. Evet. 7 yıl sonra yediğimde evet. sevebilirim. Var mı öyle çok sevmediğin şeyi hatırlıyorum. Patlıcan hiç yemezdim mesela eskiden ama şey annemle de mesela onun savaşını çok veririm. Sen patlıcan sevmezsin ya diyorum ki 40 yaşındayım artık yani <laughs> değişiyor. Ölmeden ha? önce iyiyim dedim. <laughs> 6 yaşında <laughs> yemiyorum diye yani o kadar yıl yemeyeceğim diye bir şey yok abi. Benim de öyle bir anım var ya. Ben mesela kabak dolması olması yemezdim tamam evet. mı? Ben sonra da çok sevmeye başladım Aynı, tamam mı? Aynen. Aynen yapmıyor. <laughs> Sevmiyorsun diye yapmıyorlar. yapmıyor, yapmıyor Bir kere evet. Allah'ın yüzünden düşüyorum. Bir kere söylüyorsun abi ben evet bunu yani. sevmiyorum diye. Küçükken erkekler spor arabaları, kızlar ise Barbie bebekleri sever. Büyüyünce durum tam tersi oldu. <laughs> Güzel. Güzel ne bir tespit. Doğru. Ses. Erkekler spor arabası aynı. Erkekler bir de Geri zekalı ya çok sonra gelişiyorlar yani. Evet ya biz Çoğal de öyleydik. Canım benim yani hani herhalde evet. bizim bizde ben öyleydim <laughs> diye söylemiyorum yani. Kendimi de katıyorum yani şincine. Herhalde fıtrat yani daha su doğrusu... fıtrat fıtrat ya biyolojimiz öyle ya da evet. Yani lisede falan hep herkesin bildiği bir şey var yani kızlar mesela değil mi lise evet. 3'teki lise 1'deyken hı hı. biz mesela bence lise ile lise 2 arasında özellikle erkeklerde uçurum var. Yani lise bir çok daha çocuk. Evet. Hiç konunun farkında değil. Lise 2, lise 3 çok lise hani lise 2 aynı. Evet. Abi. Bir anda Barbie bebeğin farkına varıyorsun yani. Biz orta bir... ...adana'da... ...ilkokul 3'te başlıyoruz. Zaman. Enteresan yasaklar var dünyada. Ne gibi? Farklı farklı. İşte bilmem ne gecenin belirli bir saatinden sonra sifon çekmek falan yasak. Hmm. Gelişmiş ülkelerde. Öyle mi? Tabii duş almak yasak bazı ülkelerde. E, kanka gece 12'de. Çok da haksız değiller ya. Bir de Öyle. böyle şey ülkeler bunlar hani çok böyle hani bir, bir artı sıfır çok dip dibe hani hı hı. sesin falan çok geçirgen olduğu yerler falan filan. E adamlar haklı mı abi? Yani şakır şukur şakır şukur şak 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 şak. <laughs> gece saat ikide... Cinsellik yaparken sesini ayarlayamayın. Cinsellik yapmak mı? <laughs> bir cinsellik yaptım. <laughs> Ayıp etmek gibi. Ayla. Seks sırasında sesini ayarlayamayan insanlar var. Çok bence itici oluyor. Hani aşağıda biz diyelim ki bir aile huzuru böyle tabii. bir duygusal film izliyoruz ama hani, <gülüyor> <gülüyor> yukarıda daha duygusal <laughs> tabii yani. Hakikaten bütün konsantren mesela babam Baba ve oğlum. Babam ve oğlum istiyorsun orada hani. <laughs> Yukarıdaki de babam babam. <laughs> Yukarıdaki de şey diyor, yık geç onu. <laughs> Ömrü billah düzelmez. <laughs> Senin yüzünden. O <laughs> hakikaten sıkıntı oluyor. Bunları ben bir de yaşadım. Öyle mi? Evet ya. Mesela bir yine komşu vardı yan komşum. Onun da hakikaten yatak odasının yatak e, başı bas, başı evet yani vuruyor. Hani, duvara vuruyor yani. Söyleyemiyorsun da değil mi? E tabii nasıl söyleyeceksin Aynen. ki? Aynen. Yani çocuk ses yapsa söylersin ne bileyim hani köpeği olsa bilmem ne olsun. Ya yani mesela ses olduğunda hani eskiden tabii. tavana vurmak varmış. Yani. Aynen. Şunu Aynen. Sen karşılık verebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bir ritim tutturursanız. <gülüyor> komşu komşu. <gülüyor> bam al sana bam bam. <gülüyor> 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 Beraber olabilir <misin> hani? <laughs> Sapanca öyleymiş şu anda mesela. Çok video düşüyor. Sapanca'da bir sürü bungalov var ya kanka. Hmm. Ormana karşı baya <laughs> çığlıkların yükseldiği. Ayı boğan. <laughs> Ayı boğan geceler. Her evde bir kavga var. <laughs> Salıncaklı otobüs durağı yapmayı düşünecek kadar dertsiz tasasız bir memleket Kanada. Otobüs durakları salıncak şeklinde böyle. Sallanıyorsun. <laughs> Tekli olması lazım. Belki ben sallanmak istemiyorum durakta. Yanımdaki adam sallanmak istersen oluyor. Tekli herkesinki tekli. Ha öyle mi? Aynen öyle. Ha. Ya bir de böyle kanepe gibi olanlar var. Otobüse de kayarak. <gülüyor> 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 Manyaklarmış. Ha? Otobüse de şey koyuyorlar. Işte. <gülüyor> zup zup. <gülüyor> ne diyorsun? Çok gelişmiş ülkelerde böyle bir rahatlıklar bilmem neler. İşte çok fazla rahatlıktan hep değil mi? Bir şey arayış o arayış hep oluyor. Mesela bizim Türkiye'de öyle bir şeyleri aramaya vaktin yok yani, şeyin yok. Tabii. Hayat gailesinden koşturma. Hep yaşam koşu böyle hani çok inanılmaz ya. Yani, evet. Çok hızlı. Çok hızlı. Yani şeyde bile hissediyoruz hep onu söylüyorum <laughs> sana. EGMG'ye gittiğinde bilmem ne hani bir restorana gittiğinde adam aslında çok normal hani değil mi yani böyle 30 dakikada 40 dakikada evet. falan hani siparişi getiriyor. Yavaş hareket ediyor. Bizde öyle bir şey yok abi. Hani nerede kaldı yemeği evet. hani hemen. Evet. Ya bir de bu sosyal medyada ben artık şuna çok sinir oluyorum ya. Kebapçıların videolarını çekiyorlar ya abi. Hmm. O kebabı çok hızlı yapmaya çalışıyor ya adam. Hani, evet evet. Hani şeyi yapıyor onu döküyor bilmem ne sarıp veriyor falan filan. Yıllar önce bunlar böyle ilk çıktığında şeyde e, adını sen söyle bir ülkede böyle Kore'de mi bir yerde öyle bir video düşmüştü tamam mı? Alkışlarla yaşıyorum dönem. O zaman YouTube'un falan kapalı olduğu dönem falan. Alkışlarla Yaşıyorum'un da yorumları çok meşhurdu. Sırf böyle yorum okumaya girerdik falan. Ondan sonra işte bu bir yerde gene adam çok hızlı yapıyor tamam mı? Hmm. Hani ellerini görmüyorsun ama artık herifin. Bu ya yani. hızlı çalışan işçiler mi işçiler var ya. Ha, evet. Aynen bu şey yapıyor dürüm yapıyor tamam mı? Ama o kadar hızlı yapıyor ki herif böyle şak hmm. şak 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 dürüm yok <laughs> gibi. Ondan sonra <laughs> bir tanesi şey yazmıştı altına ya. Adam o kadar hızlı yapıyor ki içine at siki koysa fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Emekli bir Fransız Rusya'da evlendiği karısının vize alamayacağını düşünüp Rusya'da evlendiği karısının vize alamayacağını düşünüp Fransa'ya Fransa için evet, evet. Valize koyup Fransa'ya götürmeye karar vermiş. Ölmüş kadın. <laughs> Yok. Ancak Polonya'sını <laughs> ...Polonya sınırında fark etmiş ki Ruslar aslında Avrupa'da zaten <laughs> çıkabiliyorlarmış yani. Fransızlara ya vize vermiş. yok muymuş? Yokmuş yani çıkabiliyormuş onlar zaten. Polonya sınırında nasıl anlıyor bunu? <gülüyor> <gülüyor> <Niye> Polis. <Fransız. gülüyor> Oğlum böyle bir şey olamaz ya sormaz mısın ya bir yere? Hayır bir de mesela bu öyle bir gerizekalılık seviyesi ki hani böyle mesela bir kişi için hani ikisinin de bu kadar gerizekalı olması <laughs> değil mi? Enteresan değil mi? Yani o hani o da demiyor ki ben Rus vatandaşıyım ya ben gidebiliyorum hani Fransa'ya. Evet. Ama onun yerine evet bavulun içinde gideyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir aşk var değil mi orada da? Tabii Adam tabii. Için. Tabii. Ya bir çanta olsa aşk yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olsa Rusya'dan Bavula koy koy getir karına. <laughs> Bence beraber <laughs> görünmek istememiş adam yani. Hani. <laughs> <Vallahi bilmiyorum>. Yoksa <laughs> sormaz mısın ya? Hocam Yunanistan tulumba tatlısının patentini almak için hmm. başvuruda bulunmuş. Patent Hiçbir şey içinde... üretmeye çalışmıyor adamlar ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar hazır adam. Mikrofon yani. Yani. <laughs> Hep yani hani. <laughs> bu arada tulumba kis. Evet tulumba kis. Yani <laughs> ne olacak başka? Yani bu, ne ne? <laughs> o bile hani? yani çok tahmin edilebilir. Evet. Niye bunu yapıyorlar ben anlamıyorum Hiç hani baklava bak. kis. Ama baba. Şırdan ikiz. <laughs> Şundan da adamları artık ben valla hak veriyorum yani. Ya turizm konusunda çok daha iyiler bizden yani. Hani çok hmm. daha iyi pazarlıyorlar. Çok çok daha fazla para kazanıyorlar hani evet. ülkesel bazda yani turizm anlamında. Bizim aminelerimiz var işte hiçbir şey kullanamıyoruz yani Çok pazarlayamıyoruz diye düşünüyorum ben de. Yok. 17 yıl hasta olarak kaldı akıl hastanesine yönetici olarak geri dönen bir kadın varmış hocam. İyileşmiş. Evet. Kopamamış oradan. <laughs> insanlara da yardımcı olmak için. Evet yani. oraya geri dönüp oranın yöneticisi olmuş. Ben öyle zannediyormuş <gülüyor> <gülüyor> değil değil. Bozmuyorlarmış kadın. Yok <laughs> <laughs> Yo, öyle bir, bir, başarı hikayesi var yani. Vay be. Evet abi. Şey de öyle Adnan Hoca da. Biliyorsun Deliler Hastanesi'nde kalmış senelerce. Hmm. Sonra hastane herkesi yapmış. Herkesi, <laughs> herkesi delirtmiş. Öyle bir tane şehir efsanesi var sen biliyor musun? Hani doğru diyorlar da bilmiyorum. Erzurum'da mı bir yerde Deliller Hastanesi'nden <laughs> hastalar kaçıyor. 110 tane hasta kaçıyor. Biliyor muydun onu? <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Doktor diyor ki nasıl getireceğiz? Yok fıkra o ya. Fıkra Tren... mıydı o? Tren 117 Tren... Tren... <laughs> kişi geliyor. <laughs> ben çok iyi fıkra ama. Evet evet çok başarılı. Hababam sınıfı uyanıyor filminde Ahmet'in bahsettiği ıssız ve yardıma muhtaç bir köy var ya. Çekmeköy. Evet nereden biliyorsun ben, ben bilmiyordum. Yazıyor Çekmeköy ilkokulu diye. Nerede? Filmde. Öyle mi? Tabii okulun tepesinde tabela var Çekmeköy İlkokulu diye. Hakikaten o zaman oralar öyleydi yani. Ha, ben şey zannediyordum hani başka bir ilçeye gidiyor başka bir ile ile gidiyorlar ha, hani gidiyor. yardım için. Yakın yakın Çamlıca'dan Çekmeköy'e gidiyorlar. Ama o zaman için kanka. Ha Çamlıca'dan Çekmeköy'e gidiyorlar Tabii. demek ki. Uzak mesafe yani o zaman için. Çünkü oralar... kanılar mı, i̇şte... mı gidiyorlar? Yok var yine o oturmuş... Yol mu ol yok abi. He. Çekmeköy'e yol yok o zaman. Tabii yol yok abi. Apple ve Facebook kariyerinde geri kalmamak için hamile kalmak istemeyen bayan çalışanlarının... Bayan değil, kadın. Bayan yazmışlar. Ben anlamam, kadın diyeceksin. Tamam. Evet. <laughs> kadın çalışanların yumurtalık dondurma masraflarını tam olarak karşılamaktaymış. Dondurma yani, masrafı <gülüyor> Yumurtalıklarını <laughs> dövürtmen mi? <laughs> <laughs> Anladım. Ne diyorsun lan? Sırf kariyerimde geri kalmayayım. Yumurtalıkları dondurayım. Ya tabii çok çetrefilli konular. Burada konuşursam <laughs> Evet. başka yerlere gider ama en azından... Kimi evet yaptırabilir, kimi yaptıramaz. Ya, herhalde canım herkesin kendi tercihi de. Bence kariyer tabii ki önemli. Ne yapmak istediğin çok önemli bilmem ne falan filan ama... Yaş çok önemli hocam. Doğurup doğurmamakla alakalı evet. bahsetmiyorum. Yani tamam sen yumurtalığını dondurdun. Belki bir taşıyıcı anne kullandın bilmem ne kullandın ama... Sperm dondurulamıyor mu yoksa saklanabiliyor mu o da? Sperm de dondurulabiliyor diye biliyorum. Hmm. Ee, ama şu an büyük salladım. Dondurulamıyor olmaya da bilir. Ama yumurtalık donduruluyorsa sperm de dondurulabilir diye düşünüyorum. Evet. Biraz da mantıklı geliyor ama. Hayır işte tam oraya geleceğim. Abi yani diyelim ki 45 yaşındasın artık. Evet. Ya taşıyı canlı kullandın. Çocuk sahibi oldun. Sonuçta Hı -hı. senin kendi çocuğun o. Biyolo biyolojik sayılıyor mu sayılmıyor mu Biyolojik oluyor tabii tabii. Taşıyı kullanırsan olmuyor He. kanka. Ee, şey abi 45 yaşında çocuk sahibi olduktan sonra düşünebiliyor musun yani çocuğun 20 yaşına geldiğinde sen 65 oluyorsun ve çok aslında hem çağ olarak hem iletişim olarak hem bilmem ne olarak çok gerisinde kalıyorsun yani evet. ben bence o yüzden yani çocuk yapma işi çok ciddi bir iş çok üzerine çok düşünülmesi gereken bir iş biz o kadar düşünmedik. <laughs> <laughs> Düşünen varsa yardımcı olayım ya. <laughs> hani iyi düşünün. Söylüyorum yani. Biz her zaman aynı şeyi söylüyorum. Vicdanlı ve merhametli bir insansan zor bir iş. Yani. Ağır Teşekkür sorumluluk söyleyeyim. gerçekten. Ağır sorumluluk yani. <laughs> 27 yaşındaki Çinli adam yan komşusuna aşkını ilan etmek için 840 tane Rubik küpü çözerek dev bir kızın dev bir potresini yapmış ama kız onu reddetmiş. <laughs> 840 tane Rubik Rubik küpünü böyle korkmuştur oğlum kızma diye. <laughs> 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 Bu delili mi uğraşacağım ya? Saplantılı bir adammış. <laughs> tabi tabi ya. Bir Kızım... soraydın lan önden. E ya, hakikaten ya. Ha. Değil mi? Yani o düşünceyle kanka kesin böyle etkilerim diye. Hmm. O işe girip sonra sonuç alamamak. <laughs> Herif harbiden sapık yani hani. Tabii. Bununla uğraşılır mı lan? Tabii lan. Bununla etkileyeceğini düşünüyorlar. Ergenken böyle şeyler oluyor herhalde ya. Ergenken oluyor. Yani saçımızın bir şekliyle hani kızı tavlayabileceğimizi falan sanıyorduk ya. Hem öyle hem işte bir salak salak güç gösterileri. Evet. Değil mi? Hani evet. Şunu işte bilmem kaldırırsam. <laughs> <bunu ne yaparsam. gülüyor> İleriki yaşlarda öyle oluyor. <laughs> ağır bir şey Şunu bir kaldırırsam bak neler ya. <laughs> Şu an mesela öyle bir gösteri yapamıyoruz yani. <laughs> senin bir kız için yaptığın en saçma şey neydi hatırlıyor musun? Benim hiç yok gerçi de. Var mıydı öyle bir şey? çok abusu. Senin nasıl hiç yok? Senin öyle bir şey yok mu yani hiç saçma bir şey yapmadın? Vallahi hatırlamıyorum ya. Senin e, var mı hatırladığın? Ben evet senin bir hani anını hatırlıyorum. Söyle... <laughs> neydi o Allah beni pulla beni iyi söylemen miydi? Lisedeyken. Söylemedim ki ben kızla. <laughs> nasıl yani? Ben söylemedim onu. Söylesem güzel olur falan diyordum. <laughs> Etkilerim kanka falan filan diyordum yani. Seçmedi hoca beni. <laughs> Kızın yerine başka bir orospu çocuğu. <laughs> Vardı Ama yani bu çok abuk şey. subuk bir şey değil canım. Kızla karşılıklı şarkı söylemek <laughs> abuk subuk bir şey değil bence yani. Evet. Senin var mı? Benim vardır canım yani. Hani yaptığım saçma bir şey değil mi? Saçma mı olacak? E saçma olacak. Benimki saçma değil bence. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Şu an sana saçma geliyor ya. O zaman saçma değil. İspanya Gizli Servisi'nin uzaylıları evet. kapsayan raporunda uzaylıların Türkçe'ye benzer bir dil konuştuğunu belirtmiş. Ama Türkçe değil. Türkçe'ye benzeyen. Ha bir mesela düşünsene bir geliyorlar. Uy Uyuşam. <laughs> <gülüyor> Karadenizliymiş. <gülüyor> İspanyollar da bilmediği Ne yapıyorsun gibi. be ya? Öyle uzaylı mı olur lan? <laughs> bir şeyi kopyalayacak oğlum adamlar yani yapacak bir şey var. Araştırmalara göre erkekler sadece kaybetmekten korktuğu kadınlarla tartışmaya girmezmiş. Mantıklı. Benim için geçerli değil de. Evet ama ben bu diğer yani kaybetmekten korktuğum bir tartışma olamaz ki. Kaybedebilir mi tartışma ne olacak? İşte kaybetmekten korkmuyorsun. Konu orada. Evet. Ama onu demiyor işte orada. Ha tartışmaya girmiyorlarmış. Girmiyor. Kay çünkü hani tartışmaya girersem işte kalbini kırarım bilmem ne olurum. <laughs> Kaybederim onu hani. ilişkimiz anladım, biter. Anladım. O yüzden ne yapıyor adam? Sineye çekiyor. <laughs> çekmeyin oğlum sineye çekmeyin. Neyse tartışın. Varsa vardır yoksa yoktur bu iş böyle bence. Van Kennel kadınlara nezaket... Kim o ya? <laughs> kadınlara nezaketten kapı açmaktan nefret ettiği için döner kapıyı icat etmiş. Oha. Hiç alakası yok. Yalan bir kere o. Döner kapının şeyi o değil. Nasıl yani? Durmasyon bir şey yani. Evet. Döner kapının şeyini sen mimarsın sen biliyorsundur. <laughs> evet. Hava akımını içeride tutmak için <laughs> yani. Aynen. Aynen. Ve ya kadınları yalan. açmamak için. <laughs> Buna inanıyormuş. <laughs> Böyle saçma şeyler hiç var de ya. Hiç sevmem döner kapıyı. Evet. O kadar zordur kullanması. Evet ya. Bir de bu yeni çıkanlar hani... ...temas ettin mi duruyor falan filan. Evet. Bir de şeyi hiç sevmem. Tanımadığın insan... ...senin yanına... hay Hayır bir de denk giriyor ya hmm. oraya. Ter kokuyor bir daha abi. Evet. evet abi ya oğlum zaten... Yarım saniye lan yenisinin gelmesi. Yani o boşluğun hmm. yani. Ne kadar acelem var yani hani. Öyle benimle mi? birlikte o çeyrek şeyin içerisinde olmaya Bir de değdiriyorlar ya orada <laughs> ne kadar istiyor Orası edici. Evet ya. Bir dursana. <gülüyor> <gülüyor> Arada Ay, gideceksin. Oldu ki o anda bozuldu abi yani. Tanımadığım bir adamla orada kalabilme <laughs> <ihtimal> Merhaba Cemil. <laughs> Aynen. Şunlar cam olmayaydı. <gülüyor> <gülüyor> ne iyisiydik <yeşillik gülüyor> burada. Vallahi. Kendinle ilgili bir kararda çevrendeki insanların düşüncelerine ne kadar önem verirsin? Çok. Ya genelde yani sadece kendi bildiğinden mi yola çıkarsın? Birinci önceliğim o ama insanları da dinlerim. Ama aptalcaysa da söylerim. Yok kendinle ilgili karar verirken insanların Kendin... düşüncesi veya insanlardan yani... fikir alır mısın alırım, kendinle ilgili kararda? Alırım. Ben her fikri açayım abi. Hani Hı öyle şey yok sende hani bağ benim belletirim, göt benim elletirim. <laughs> <laughs> ne çok atasözü biliyormuşsun sen de. <laughs> Yok değil mi öyle bir şey? Bağ benim belletirim, göt benim, benim belletirim. Yani kimseye öyle çok takmam, düşünmem var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Elletmem. <gülüyor> Hayır abi önem veririm diyorum Hı. <laughs> insanlara. Şu atasözünü söylemek için <laughs> bize burada benzin yaptırıyorsun ama <laughs> kendi esprilerini yazmış. Ama yo ben konuyu Sen da açıyorum. Sen yap yap. <laughs> yap oğlum. Söylüyorum boş boş bakıyor ya. <laughs> Orayı diyecek ya. Yo aslında bunu konuşmak istiyorum mesela. Tamam söylüyorum kanka. Çünkü ben atasözüyle ilgili zaten bir konu açıyorum burada. Anladım. Sen öyle misin? Sen öylesin misin? Bazı yani. insanlar. Evet tabii bazı insanlar. Ya ben Evet yani şimdi bazı insanları da zaten mimliyorsun. Onlarla hiç o diyaloğa girmiyor Zaten gidip onlara kendimle ilgili bir karar alıyorum. Sana da danışmak istiyorum diye zaten sormam da. Ben çok kara, şey çok danışıyorum herhalde. Danışıyorsun ben de danışıyorum. Evet. Danışmak lazım zaten. Tabii abi. tabii her konu ne olursa Birisi olsun. yani bir şey söyler hakikaten ufkunu açar. hani Başka bir açıdan öyle, bakmanı öyle, sağlar. Öyle yüzde yüz. Bu arada ben yaşlandıkça eminim ki bunu sen de okeyleyeceksindir. Başkalarının fikrine çok daha fazla bakarsın. Hmm. Önem vermeye başladım. Hani o da iyi bir şey değil bence. Bence konfor ama lazım. konfor biliyor musun? Ya konfor da kardeşim yani başka bir şey de yönlendirebilir seni yani. Mesela Gerek hanım ne şey... dese ben onu yapıyorum. <gülüyor> 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 konfor diyorsan bir şey diyemem. <gülüyor> Hayır <gülüyor> senle olan muhabbetimde de öyle yani. yani. Sen bir şey diyorsan tamam mı? Tamam. Müşkül pesantla ilgili mesela bir ama karar. Ama baba o 25 senenin getirdiği bir şey. O konfor onu kabul ediyorum. Evet. Yani sen gözün kapalı bırakabiliyorsun zaten. Hayır. Onun yapılması daha rahat anlatabiliyor evet, muyum? Kötü evet. olsa da hani çok evet. önemli değil. Evet, aynı. Bence bu bir e, Artı. rahatlık. Evet. Aynen. İnsanlar hakkındaki düşüncelerin çok net söyleyebiliyor musun ki sen söylersin? Biraz fazla benim. Yoksa ki. aman incinmesin kibar davranayım var mı? Hiç sevmezler beni o yüzden. Ben de o kadar rahat söyleyemiyorum. Beni tanıyorsun. Tanıyorum. Hani öyle gideyim de. Yok, sen bayağı ben bayağı ben hep yalan konuşuyorum Aynen. yani şey yapsın diye Aynen. ama sen de sen, yani. evet. Yani sen ya. Evet. Yani sen dersen bahçevan'sın biberin yok. Dalıyorsun haberin <gülüyor> yok. <gülüyor> ya çok güzel sözler bunlar ya. <laughs> sen net söylüyorsun gerçekten herkese ve iyiliği için söylüyorsun hani. Ben iyiliği alırsa. Iç... Evet, alırsa. Ben iyiliği için olduğunu biliyorum ama insanlara işte o gerçeklerle karşılaşmak biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Sonra okey diyorlar ama. Evet. Ben de o işte o çarpışmayı yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa oradaki o problem çözülmediği için hani o süreç hep öyle devam ediyor ya. Hı hı. O, hani orada bir şey açmak lazım. Bir şeyi kırmak lazım. Benim inancıma göre. O an evet kalbin kırılabilir o anın şeyiyle. Ama sonrasında çok insan hak vermiştir yani. Afrika'nın 700 yıllık savaşçı kabilesi Masai Masai'ye kalmış. <laughs> Birbirlerine doğru tükürerek selam veriyorlar. <laughs> hastalık, hastalık, binlik para o zaman yani. Aynı bizim Malatya. <laughs> ne haber lan? <laughs> Abi kötü bir şey değil mi karşıdakinin tükürüklü konuşması? Tabii. Bunlar bir de gerçekten izledim bunların belgesellerini. Hakikaten kan içiyorlar mesela. Kan mı içiyorlar? Kan içiyorlar. Yani keçi gibi mesela... tükürüyorlar sonra. <laughs> ha, bu başka kan bir Kan onun <laughs> Onu diyorum hani kan içip bir suratına Yok yok. Suratına <laughs> yok yok. Allah Çayları <laughs> falan mesela öyle yani. Mesela çay yapıyor ya şekerli çay. Yarısı kan, kan yarısı çay. Kan yapar diye mi? <gülüyor> <gülüyor> ben şeyi görmüştüm. Ee, böyle bir merak da etmedim değil yani. Tayland'da kobra getiriyorlar. Canlı kobra hocam. Hmm. Ondan sonra... E, ortada böyle bir kase var. İçinde buzlu su var. Özür dilerim. Ee, i̇çinde vodka var. Hmm. Buzlu vodka var. Hayvanı orada... <laughs> Hayvan da içiyorsun mu? <laughs> Aynen. <gülüyor> Çak oğlum. <laughs> ne içtik içiyorsun. lan. <laughs> Aynen. Hayvanı orada... <laughs> Pıstla be lan. <laughs> ne? Hayvanı kesiyorlar. Kanını vodkanın içine akıtıyorlar. O... Kanlı bir vodka oluyor. Hmm. Bir içecek. Hemen orada çat 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 kesip şişlere takıp falan. Allah Allah. Aynen. Havalı görünüyor. Havalı gözüküyor evet. Evet. Güzel olabilir yani. Çok insanlara şey geliyor da bu. Değil mi? Ama var yani böyle şeyler. ya Ben, ben denerdim geçen, yani onu. Ben geçen Vedat Milor'u izledim. Hmm. Yani bu kadar artık... ...hiç umru değil yani anlatır mı? Hani ben çok seviyorum Vedat, bir uh -huh. ayrı konu. Bir yerde baba yaban tavşanı... ...test ediyor, <laughs> yiyor tamam mı? Ya hayvanı... ...pişirmişler ya... ...hayvanın postunu da... ...masaya böyle supla mı derler hani tabak hmm, altına falan? Hmm. Hayvanın postunu da alta <laughs> koymuşlar falan <laughs> ve Vedat Hocam şöyle anlatıyor. ...çok tatlı... ...çok şeker bir... ...tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Tüyünü de seviyor böyle falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Tadı da böyle... ...gekremsi <laughs> falan diye böyle. <laughs> Abi... ...yani o sevgi... <laughs> ...nasıl hani o sempati falan... enteresan bir durum. Yapıyorlar yani. ya... ...o küçük Yapıyorlar. kuzulara falan da hani... Aa, ...ya çok aa, güzel... ...bunda ne et çıkar... ...onlar <laughs> severken hani. Aynen. Ben kuzu konusunda öyleyim evet. <laughs> İlk aklıma yani... ...dışarıda bir kuzu görsem... ...hemen şey geliyor yani... ...Pirzola Mirzola geliyor aklıma. <laughs> Canku... Efendim? Şöyle lan hadi, 50 oldu. 7 saniyeden uzun süre e, sessizlikler... <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> Cevap mı istiniyor? Kesinlikle garipsenmeye başlanıyormuş karşı taraftan. Garipsemedim ben. Garipsedim mi? Dedin ya... Hemen. Hadi lan söyle. Hayır, ne kadar beklemem <laughs> gerekiyor zaten yani Allah Allah. 7 saniye saçmaymış hakikaten. Evet, ama garip şey... senme değil yani insan. <laughs> ne oldu oğlum diye. <laughs> evet tepki bekler yani. Hani şey demem yani. Niye sustu acaba? <laughs> bir demedi. Şey demedim ya. Nuri Bilge. Bilge. <laughs> Müşkül Pesent'in güzel bir bölümünün sonuna i̇yiydi, geldik. Keyifliydi, i̇yiydi. Evet. iyiydi. Biraz enerjimiz düşüktü ama. Evet, kusura bakmayın İnşallah ben çok hastayım. Aynen yansıtmamışızdır bunu. Ee, arkadaşlar bizi abone neydi bizi <laughs> abone edin canım derdimi <laughs> <Bir gülüyor> <Ben güzel> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> var söyle bildiğiniz abone olursanız <laughs> seviniriz yorumlarda buluşalım hepinizi seviyoruz görüşmek hoşçakalın. üzere hoşçakalın. <laughs>